olacağına hiç şüphe yok. En büyük problem mutfakta, en büyük problem mutfaktaki yangın, cüzdandaki yangın. Ayın sonunun gelmemesi, alınan maaşların yetmemesi, hatta artık bir yerden alınan borçla eski borçların kapatılmaya çalışılıp artık döndürülemez hale gelmesi. Yurttaşlarımız kötü ekonomi yönetiminin aldığı kararlar sonucunda her geçen gün biraz daha fakirleşiyor, biraz daha yoksullaşıyor. En büyük zorluğu da bugünlerde çokça dile getirmek zorundayız, emeklilerimiz çekiyor. Tayyip Erdoğan, en büyük zorluğu onlar çekiyor deyince oradan bir emekli tek başına alkışa başladı. Ne, teyzemin adı ne? Emekli olduğum için diyor, sana teşekkür ediyorum diyor. Eyvallah teyzeciğim. Biz de bütün emeklilere destek olmak için konuşuyoruz. Tayyip Erdoğan 2024 yılını emekliler yılı ilan etmişti. Ancak 2024 yılı adeta iktidarın emeklilerle dalga geçtiği, alay ettiği bir yıl haline dönüştü. Herkes sıkıntıda elbette ama en çok rahat etmesi gerekenler en büyük sıkıntıda. Kim en çok rahat etmesi gerekenler? Yıllarca çalışıp bu devlete, bu millete öğrenci yetiştiren öğretmenler ya da sınır boylarında bayrak dalgalansın diye görev yapan askerler, uzman çavuşlar. Kim bu emekliler? Hepimizin karnını doyuran aşçılar, hepimizin üstünü giydiren terziler, hepimizin çocukları okulda okuduktan sonra ayrılınca o sınıfları temizleyen hademeler, müstahdemler, görevliler, bindiğimiz otobüsleri kullanan şoförler, hepsi emekli oldular. Yıllarca bu ülkeye hizmet ettiler. Kimi masa başında dirsek çürüttü, kimi alnının terini sokaklara döktü ama gün geldi emekli oldular. Rahat etmeleri lazım.